Evet, altcoin'ler ucuz kaldı ve özellikle bu videoda bahsedeceğim, değineceğim altcoin'ler uzun vadede gerçekten çok güzel kazandırabilir. Daha önce bunu BNB için paylaştım. Şu anda BNB'nin neler yaptığını görüyorsunuz. Farklı birçok özellikle AI, meme coin, gaming kategorisindeki bu narratiflerdeki kripto paraları paylaştığımdan bu yana gerçekten çok güzel kazançlara ulaştık. Bu videomuzda da Bitcoin genel olarak ne durumda? Kripto para piyasasında bizi genel olarak nasıl bir gidişat bekliyor? Bunları konuşacağız. Bunun ardından altcoin'lerin neden hala ucuz kaldığını düşünüyorum. Bitcoin dominansı ve total grafikleri üzerinden yorumlamalarla bu soruları cevaplayacağım. Biliyorsunuz bir süredir ne yazık ki YouTube'a biraz ihmal ettim. Instagram ve Telegram tarafına yoğunlaşmıştım. Tabii hepsini bir anda yürütmem gerekiyor ama farklı alanlarda da böyle denemelik bazı çalışmalar yürüttüğüm için biraz ihmal ettim, farkındayım. Ama bu videoda çok güzel bilgiler vereceğim. Sıfırdan yatırım yapan birisi bile bu video sayesinde çok güzel şeyler öğrenecek. Ve bu arada bundan sonraki ilk videomuzda da müthiş bir altcoin sepeti hazırlayacağız hep birlikte. Bütçenize göre nasıl yapabilirsiniz, hangi coinlere ne şekilde yatırım yapabilirsiniz ve hangi coinleri öneriyorum, tüm soruları tek bir videoda cevaplayacağım ve çok güzel bir sepet videosu olacak. Şimdi gelin o videoyu bir kenara bırakalım, bu videomuzun konusuna geçmiş olalım. Şimdi CoinMarketCap üzerinden genel olarak verilere baktığımız zaman Bitcoin'in 71.650 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ethereum 3.800 dolar seviyelerinde. Bitcoin bu kadar ciddi bir yükseliş yaparken Ethereum başta olmak üzere altcoin'ler hala çok da böyle, ya tabii ki çok güzel kazanıyoruz. Tabii ki sepetlerimiz, cüzdanlarımız çok güzel yükselişler yaptı ama emin olun bunlar daha yolun başında olduğumuzu gösteren seviyeler. Hala çok da kazanmadık. Yani emin olun hiç kazanmadık. Zaman içerisinde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Diğer taraftan piyasanın, yani kripto para piyasasının toplam değeri 2,65 trilyon dolar. Bu da uzun vade için gerçekten komik seviyeler ve dominansımızın da %53.3 olarak gözüktüğünü görebiliyoruz. Burada CoinMarketCap verileri üzerinden, birazdan grafik üzerinden de zaten görüntüleyeceğiz. Ayrıca arkadaşlar, kanala eğer hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız durumunda yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu sayede anlık ve günlük olarak yüklenen farklı önemli videolardan da anında haberdar olabileceğiniz için fırsatları da erken yakalayabileceksiniz. Şimdi gelelim Bitcoin grafiğimize. Bitcoin grafiği arkadaşlar gördüğünüz üzere ATH seviyesine çok yakın. Burada yaptığı 56.500 dolar seviyesinde gördüğü dipten sonra güzel bir yükseliş trendi yakaladı. Açık konuşalım, ben 52.000 dolar bekliyordum ama gelmedi. 52.000 dolar gelmedikten sonra, yani burayı buradan daha yukarılara çıktıktan sonra da Amerika tarafından gelen olumlu tarım dışı istihdam verisiyle birlikte 52.000 dolar beklentiminde biraz rafa kalktığını söylemiştim ki bu da gerçekleşti. Ve oradan gelen olumlu veriyle birlikte çok güzel tatlı bir nizami yükselen trendi oluşturdu. Şu anda da bu trendle birlikte çok güzel yükseliş yaptığını, ancak hala buradaki 71.745 dolar seviyesi, aynen bu çizgide, yani bu seviyede tıkandığını görebiliyoruz. Burası çok önemli bir direnç. Hatta şöyle söyleyeyim, ATH seviyemiz olan 74.000 dolar seviyesinden daha önemli. Çünkü gördüğünüz üzere burada defalarca takıldı ve daha önce de yapmış olduğu 69.000 dolar ATH'ına yakın olduğu için bu seviye daha kritik. Buranın üzerinde kalabilmesi durumunda 74.000 çok da zorlamayacaktır. Belki bir iki gün duraklatır ama burada zorlanacağını düşünmüyorum. Şu an Bitcoin'in uçacak mı, kaçacak mı, yoksa bir tık daha düzeltmeye devam mı edecek sorusunun cevabı 71.750 dolar seviyesini kırıp kıramayacağıyla alakalı. Onun dışında dolar endeksine bakıyoruz. Zaten dolar endeksinde de çok bir sıkıntımız yok. Amerika tarafından gelecek olan verilerin, faiz indirimlerinin bize yarayacağını, işimize yarayacağını, bizi üzmeyeceğini öngörebiliyoruz. Umarız da öyle olacaktır. Total grafiğimiz zaten Bitcoin'le çok benzer. Şu anda direnç bölgesinde, yine bir sıkıntımız yok. Total 2 ve Total 3 grafikleri, ben direkt Total 3'e bakacağım. Total 3 grafiğimiz arkadaşlar, anlamayanlar için, ya ben anlamıyorum hani ne anlatıyorsun diyenler olacaktır. Total 3 grafiği Bitcoin ve Ethereum dışındaki kripto paraların genel olarak piyasa değerlerini ölçebildiğimiz bir grafik. Ve buna baktığımız zaman biz Bitcoin ve Ethereum dışında diğer kripto paralar önümüzdeki süreçte neler yapabilir, bunları öngörebiliyoruz. Bunun hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz. Baktığımız zaman yine aynı şekilde bir direnç bölgesine yakın olduğunu ve bu seviyeyi kırması durumunda da Bitcoin'le birlikte altcoin'lerin de güzel yükselişler yapabileceğini öngörebiliyoruz. Bitcoin dominansı da Bitcoin'in piyasadaki hakimiyetini bize göstermiş oluyor.
Şu anda %54.78 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yine yükselen kanalın içinde ve çok da bir sıkıntı görmüyoruz. Bitcoin yükselmeye devam etsin. Dominansın yüksekliği altcoin'leri çok da sıkıntıya sokmaz. Ama burada yaşanacak ufak çaplı bir düşüş bile altcoin'leri çok güzel yükseltecektir arkadaşlar. Bu gerçekten çok işimize yarar. Şimdi gelelim altcoin'lere. Ancak öncesinde arkadaşlar bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Binance'in 21 milyon Türk lirası değerinde çok güzel bir kampanyası var. Çok az bir zamanı kaldı. 4 günden bir tık daha fazla. Ve burada olay şu. Eğer Binance hesabınız yoksa sadece burada hesap açıp bir kripto para alarak 10 dolar çekilebilir bir ödül kazanabiliyorsunuz. Eğer hesabınız varsa da arkadaşlarınızı davet ederek onlar üzerinden kazanabiliyorsunuz. Yani mevcut kullanıcılar için de güzel ödüller var. Ve eğer siz burada kayıt olurken veya birini davet ettiğiniz zaman davet ettiğiniz kişi belli bir sıralamaya denk gelirse tamamen tesadüf bu. Ya 250 kişi de bir oluyor. 5000 dolar hem siz hem sizi davet eden kişi kazanabiliyor. Yani şu an diyelim benim açıklama kısmında ben bu arada Binance'in en yüksek komisyon indirimli kayıt linkini bırakıyorum. O link üzerinden kayıt oldunuz ve direkt 10 dolar kazanıyorsunuz bu arada. Tabii buradaki şimdi katıl butona tıklamanız gerekiyor. Bu sayfayı da açıklamaya bırakacağım. Ve diyelim şansımız yaver gitti. 250. 500. 750. olarak bir sıralamaya denk geldiniz. Bu sayede hem siz hem ben 5000'er dolar kazanıyoruz. Yani toplam 10.000 dolarlık bir kazanç oluyor. Bu konuda da sözüm var. Eğer böyle bir ödül gelirse Telegram grubuma müthiş bir çekiliş yapacağım. Tarihte görülmemiş büyüklükte bir çekiliş olabilir. O sayede bence çok güzel, herkesin kazandığı güzel bir kampanya olarak görüyorum. 4 gün kaldı, bitmeden mutlaka şansınızı değerlendirin arkadaşlar. Gelin şimdi birlikte analizlerimize devam edelim. Şimdi burada ilk olarak mesela AVAX'a bakalım arkadaşlar. Altcoin'ler neden hala ucuz? Aslında bu yüzden. Gördüğünüz üzere bundan daha birkaç ay önce yani Mart ayında 18 Mart'ta şu anda 18 Haziran'da bile değiliz. Yani 3 ay olmadı daha 2,5 ay öncesinde AVAX'ın 65 dolara zorladığını görüyoruz. Ancak şu anda 37 doların aşağısında. Ve bunu Bitcoin ATH seviyesindeyken şu an bu kadar ucuzlamış durumda. Ve Bitcoin'in tekrar 100 bin dolara çıkıp orada dominansını biraz düşürüp piyasada artık güvenilirliğin biraz artmasıyla paranın yani piyasa değerinin sektördeki likiditenin altcoin'lere, kripto paralara akmasıyla AVAX'ın da yine çok rahat bir şekilde 50-60 dolarlara belki de çok daha yeni ATH seviyelerine çıkması oldukça muhtemel. Yani burada AVAX alın gidin deli gibi AVAX toplayın demiyorum. Hatta bana göre eğer iyi paralar kazanmak istiyorsanız AVAX dışında farklı coinlere yönelin. Tabii AVAX da cüzdanınızda olabilir. Yani şu anlamda mümkün mertebe sepet oluştururken AVAX gibi daha garanti coinlere de para ayırın. Yani diyelim 10.000 dolarım var benim. Bunun 5.000'ini garanti olanlara ayırırım. 3.000'ini biraz daha böyle yine çok da riskli olmayan ama AVAX'a göre, BNB'ye göre, Aptos'a göre biraz daha riskli olanlara, yani orta risk grubundaki ürünlere ayırırım. Kalan 2.000 doları da parça parça riskli coinlere ayırıp 100 dolar atıp 300 dolar olunca çekerim. 3x, 5x, 10x kovalayacağım ürünlerde de daha düşük bakiyemin maksimum %20'sini değerlendirmeye çalışırım. Diğer taraftan mesela biliyorsunuz BNB son günlerde Binance'in mega drop çalışmalarıyla gerçekten çok güzel şeyler yapıyor. Tabii onu da bir türlü bulamadım. Şimdi bulabilirsem onu da inceleyeceğiz. BNB zaten ya benim her zaman değindiğim, her zaman söylediğim ve çok sevdiğim bir kripto para. Şu yüzden seviyorum. Arkasında Binance var ve Binance'in çalışmaları gerçekten genelde çok başarılı oluyor. BNB de bu çalışmalarla birlikte yükseliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bundan sadece birkaç ay önce mesela şu seviyelerden denk getirip BNB alan birisi şu anda %25 kârda. %25 yani çok bir şey değil diyebilirsiniz ki katılıyorum. Kripto para piyasası için gerçekten çok bir şey değil. Ancak BNB'nin düşme ihtimali de diğer kripto paralara göre çok düşük ve düşse bile emin olun Bitcoin'e göre bile daha az düşüyor ve elinizde BNB varken Binance'in farklı ürünlerinden bedavadan kripto para kazanabiliyorsunuz. O yüzden burada %25 yükseldiyse emin olun yani bunun 2-3 katı kadar farklı kampanyalardan, Megadrop'tan, Launchpool'dan, Launchpad'den kazanabiliyorsunuz. O yüzden BNB'yi gerçekten çok önemsiyorum. Onun dışında Kaspa var mesela. Yani Kaspa gerçekten ne kadar uzun zamandır belki çıktığı ilk zamanlardan beri çok önemsiyorum ve paylaşıyorum.
Şu anda da çok mutlu ediyor beni. Yani gördüğünüz üzere burada 4 gündür art arda yeşil, hatta 4-5 gündür art arda yeşil mumları dikip burada şuradaki seviyesine 0.185 dolar seviyesine güçlü, güzel bir yükseliş yaptı. Şu an alım için uygun görmüyorum ama uzun vadede eğer olur da bu seviyelere düşüşler gelirse uzun vadede kaspanın değerlendirilmesi gerektiğini daha önceden çok söyledim. Bu zamana kadar yatırım yapmadıysanız şu anda da yani bu seviyelerden almayı doğru bulmuyorum. İsterse buradan 2x daha yapsın. Ben alım yapmam. Ben buradan kar satışlarımı yapıyorum ve elimdeki kaspalar bana gerçekten çok güzel kazandırdı. Diğer taraftan Lay'i ya geçtiğimiz günlerde Instagram'dan bir video paylaştım. Dediğim gibi son zamanlarda Instagram'a çok yoğunlaştım. Hangi videoydu? Muhtemelen aynen buydu. Bana binlerce dolar kazandıracak 5 tane kripto parayı bu Reels'te paylaşmıştım. Ve bunlardan birisi de Lay'ydi. O videodan sonra Lay'i yanlış hatırlamıyorsam şuradan yani yaklaşık 0.029'dan aldım diye hatırlıyorum ve şu anda %16-17 civarında bir kar bıraktı. Çok da uzun bir süre olmadı ve gördüğünüz üzere buradaki düşen trendi, buradaki üçgen yapısını kırabilirse eğer ilk iş olarak buradaki kırmızı kutuya gelecektir. Bu da şu anki fiyatından yaklaşık %24-25 civarı bir yükseliş yapar. Lay benim şu anda önemsediğim güzel bir kripto para. Binance'de, Paribu'da, BTC Türk'te bulamazsınız. Gate.io'da var arkadaşlar. Gate.io'nun da kayıt linkini açıklama kısmına bırakıyorum. En yüksek komisyon indirimini veriyorum bütün borsalarda. Lay'i de eğer yatırım yapmak isterseniz AI sektöründe, yapay zeka narrativinde en çok önemsediğim gem coinlerden bir tanesi. Gem coin diyorum çünkü piyasa değeri çok düşük. Yükseliş ihtimali kadar düşüş ihtimali de yüksek. Ona göre temkinli hareket etmenizi tavsiye ederim. Onun dışında WIF zaten hani ben artık paylaşmaktan sıkıldım diyeceğim ama çok da sıkılmıyorum. Çünkü meme coinler bana çok güzel kazandırdı bu zamana kadar. Bundan sonra da kazandıracakları konusunda gerçekten bir şüphem yok. Meme coinlerin neler yaptığı zaten ortada. Geçtiğimiz günlerde mesela Floki inanılmaz sağlam bir yükseliş yaptı. Floki de benim sürekli paylaştığım bir meme coin. Otomatik yatırım planlarımda da sürekli yer veriyorum. Otomatik yatırımda ne? Binance'de veya Gate.io'da cüzdanımdaki dolarla otomatik alım yapması emrine girdiğim planlara otomatik yatırım deniyor. Ve ben de bu otomatik yatırımlar sayesinde gerçekten çok güzel kazançlara ulaştım. Özellikle meme coinlerde. O yüzden Floki zaten şu anda alım için uygun değil. Çok yükseldi çünkü. Ancak yani Floki'yi takip edecek meme coinler nedir? WIF'tir, Pepe'dir. Hani o yüzden Pepe de şu anda gerçi çok da alınabilecek bir seviyede değil. Ama özellikle WIF beni şu anda bu yükseliş tatmin etmedi. Yani bu şekilde söyleyeyim. Artık geri kalanı yani bu geri kalan karar da sizin olsun. Yani buradaki seviyelerden %50 falan yükseldi ama şu anda da çıktığı en yüksek seviyeden yaklaşık %30 civarı aşağıda. Hani o yüzden burada karar tabii ki tamamen sizin. Genel olarak benim görüşüm bu yönde arkadaşlar. Ben bu coinlere önemsiyorum ve genel olarak altcoinlerin, kripto paraların hala düşük olduğunu düşünüyorum. Hala ucuz kaldıklarını düşünüyorum. Arkadaşlar Instagram ve YouTube'dan takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Ekstradan Telegram'da da günlük işlemler, analizler, grafikler paylaşıyoruz, sinyaller paylaşıyoruz. Bunları da kaçırmamak için mutlaka grubumuza bekliyorum. Umarım yararlı ve güzel bir video olmuştur. Bundan sonra da farklı videolarla yine karşınızda olmaya devam edeceğim. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.